Şimdi de 27 Mart seçimlerinde sizin helal oylarınızla seçtiğiniz, ancak çeşitli entrikalarla elinden alınan, ancak her gittiğimiz yerde biz başkanımızı geri istiyoruz diyerek geri çağırdığınız ve 10 Temmuz'da mutlaka hakkı iade edeceğimize inandığımız değerli başkan, Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan adayımız Sayın Yücel Çelik Beyefendi sizlere intihar edecek. Buyurun Sayın Başkan. Çok muhterem genel başkanım, çok muhterem il başkanım, çok değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, İncil köyümüzün güzel insanları, çok değerli bacılarım, sevgili çocuklar, balkonlardan bizi dinleyen sevgili kardeşlerim, hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum. Gününüz mübarek, geleceğiniz aydınlık olsun diyorum. Kahvelerinden, sokaklarından, evlerinden, balkonlarından sizlere birçok kez hitap etme imkanı buldum. Ve 27 Mart 94'te bu kardeşimize gösterdiğiniz teveccühten dolayı sizlere şükranlarımı arz ettim. Bunu bize bahşeden Rabbimize hamd ettiğimizi belirttim. Ve inanıyorum ki 27 Mart 94'te Beykozlu'nun, Beykoz halkının, yani sizleri İncil köylülerin, Çukurşehirlerin verdiği kararı bozanları Allah'ın izniyle 10 Temmuz'da sandıktan yeniden kendini çıkarak utandıracaksınız, yüzleri kızartacaksınız. Kardeşi olan Refah Partili kardeşlerinizdir. İnanıyorum ki sizin bağrınızdan çıkan insanları 10 Temmuz akşamı sandıktan çıkaracaksınız. Ben hepinizi hürmetle, saygıyla, barışla, kardeşlikle iş için olmak dileğiyle selamlıyorum. Çok değerli Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan adayımız Sayın Yücel Çelik ile Beyefendi'ye yapmış olduğu bu konuşmadan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun.